Erkan Baş Hatay'dan başlattığı Can Atalay'a özgürlük yürüyüşünü aslında bugün şu noktada biraz sonra Ankara'da sonlandıracak. Ankara'da Beşevler metro durağının önünde partililer ve Can Atalay'a özgürlük diyen yurttaşlar bir araya geldiler. Erkan Baş biraz sonra bu yürüyüşe katılacak ve dakikalar sonra da Anıt Park'a kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirecek. Biz takipte olacağız, detayları aktarmayı sürdüreceğiz. Şöyle başta halkın oylarıyla seçilmiş tutuklu milletvekilimiz Can Atalay için halkı bir noktada bilinçlendiren, aynı zamanda ekonomik, sosyal, eğitime dair birçok sıkıntısı olan kitleler içinde bir mücadelenin, bir arayışın, gerçekliğinin ortaya koyulduğu bir yürüyüş bu. Kendim öğrenci olarak söyleyeyim, yani son süreçte KYK'larda yaşanan intiharlar, geçtiğimiz 3 gün öncesinde Aydın Işıklı'da gerçekleşen KYK faciasından sonra gençler için de çok umut verici. İleriye dönük biraz daha artık elimi taşın altına koymalıyım demeye dair umut gösterici bir yürüyüş. Güzel yerlere evrileceğini düşünüyoruz. Umutluyuz, inançlıyız. Burada bugün bir araya geldik, irademizi ortaya koyuyoruz. Erkan Baş, ya Türkiye İşçi Partisi aslında seçimlerden bu yana bir iradeyi gösteriyor. Bu irade Türkiye'nin hemen her yerinde seçim sonuçlarının akabinde gelen çöken umutsuzluğun üstünde aslında Türkiye İşçi Partisi bir fener gibi sanki durdu. Can Atalay, seçilmiş milletvekili, Hatay halkının seçtiği milletvekili maalesef haksız ve hukuksuz bir şekilde tutsak özgürlüğü elinden alınıyor. Ve Türkiye İşçi Partisi olarak bu yürüyüşü Erkan Baş öncülüğünde başlattık. Sadece Can Atalay için değil, aslında tüm siyasi tutsaklar için, temel hakları, özgürlükleri elinden alan bütün halk unsurları için bu yürüyüşü başlattık. Bugün de son ayağındayız. Heyecanlı bir ay olduğu için bizim için aslında. Olabildiğince her yerde bunun yansımalarını almaya, toparlamaya, değerlendirmeye, bu mücadeleyi daha da büyütmeye çalıştık. Bugün aslında bu heyecanı son olarak noktalayacağız Anıt Park'ta.